Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hala bizi takip etmiyorsanız lütfen aşağıdan takip edip kanalımıza destek olun. Bugün size PUBG'de yeni bir özelliği sizlere tanıtacağız. Ateşli adam olmak, yani dikkat çekmek için üzerinizden ateş çıkartmayı göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Dikkat çekmek ve arkadaşlarına hava atmak isteyenler bu videoyu dikkatli bir şekilde izlesinler. Hadi bakalım, şimdi videomuza geçiyoruz. Bu videoda bize inan kardeşimiz eşlik edecek. Bakalım arkadaşlar, acaba PUBG'de ateşli adam nasıl olunuyormuş? Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Bugün İnan kardeşimle beraber, yani Çizgi Göz 33 ile beraber sizlere ateşli adam nasıl olunur PUBG'de kendinizden ateş çıkartmayı öğreteceğiz. Arabada falan giderken çok güzel oluyor. Böyle arkanızdan böyle ateşler böyle izâ yapıyor size, çizgi yapıyor. Bu jet uçaklarında olduğu gibi. Şimdi inşallah yapabilirsek bunu yapacağız ve bunu size öğretmeye çalışacağız arkadaşlar. Ben çok beğendim. Güzel bir şey. Size özgü bir şey. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakalım şimdi oyun başlasın. Bunun için tabii ki bir Molotov kokteyl almanız gerekiyor. Bir de el bombanız olması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yaptığınızı İnan abinizle beraber uygulamalı olarak size anlatmaya çalışacağız bu videoda arkadaşlar. İnşallah sizler de bu özelliği kendinize uygulayıp oynadığınız kişilere hava atabilirsiniz. Adam sorar, abi ya işte mesela abim işte abi, abi bana özel ya, bana özel abi bu falan dersiniz. Havanız olur yani. Sen kime elma atıyorsun? Ha? Elma atıyor. Nimet, nimet. Terbiyesize bak ya. Bir de maske takmış, tavşan maskesi. Gel lan, gel 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 gel. İlle, illa ağzını burnunu kıralım. Şimdi rastgele mi atlayacağız yoksa bilinçli bir yere atlayalım? Ya genellikle şuralarda falan çıkıyor. Şuraya da arkadaşlar. Tamam, o zaman oraya atlayalım gitsin. Bir el bombası alacağız. Bir de molotof alacağız arkadaşlar. Ondan sonra bazı işlemler yaptıktan sonra iki kişilik oyunda biz ateşli takım olarak oynayacağız. Rakibi de şaşırtmak adına güzel bir şey. Çünkü sizi gören rakip de sizi yanıyor falan sanar. Size hücum etmez, lan bu adam yanıyor zaten, yanmış. Bir de ben mi buna gideyim ateş edeyim der. Halbuki yanmıyorsunuz ama yanıyormuş gibi gözüküyorsunuz. Gerçekten ben bayıldım yani. Bakalım inşallah yapabiliriz. Rezil olmayız yani, o özelliği burada sizlere anlatmaya çalışacağız. Tabi önce dediğim gibi bir molotof kokteyl ve el bombası bulmamız gerekiyor. Burada tabi git burada eczaneden gidip alamıyorsunuz. Marketten gidip alamıyorsunuz. Arayıp bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir bulalım. Ondan sonra uygulamalı olarak size bunun nasıl yapıldığını. Evet, birileri geliyor şu anda ama hatta iki kişi geliyor. Sağ taraftan. Şimdi bir de onlarla uğraşacağız. O zaman onları bir halledelim. Şu iki kişiyi halledelim rahat rahat. Ondan sonra yapalım arkadaşlar. Neredesiniz? Geldi biri orada. Geliyorlar. Gene geliyor. Oo, herkes buraya geliyor. Çok ilginç. Bir şey yapacağız ya şu an. Herkes bize saldırıyor şu an. Ne yapacağım şaşırdım. Evet, şimdi hala bir el bombası ve molotof bulamadık arkadaşlar. Onun için dolayısıyla dolaşacağız. Öncesinde bu malzemeleri temin etmemiz lazım. Bir tane olsa yetiyor mu, iki tane mi almamız gerekiyor? Ya gösterme amaçlı, iki tane bulursak iki tane alırız. Şimdi arıyoruz diye bulunmaz. Ama dikkatli kullanmamız lazım. Tamam, yaparız ya. Yanmayız yani. Tabii çocuklar, siz bunu evde denemeyin. Yanarsınız ha, söyleyeyim. İzleyen arkadaşlar. Hala arıyoruz diye bulamıyoruz ısrarla. Oralarda yok. Bu adam da var. Maşallah.
Vallahi maskeli balaya gidiyormuş bu. Gel bir şu tarafa doğru gidelim. Burada yok yani belli. Biz burada bulamayacağız bunu. Arıyoruz diye bulamıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, beni eklemek isteyenler soldan yukarıda ismim yazıyor. Bir tane el bombası buldum ben. Tamam, G'ye falan mantık. Yukarıda yazıyor arkadaşlar, sunucu Volkan diye. Oradan ekleyebilirsiniz. İleride inşallah biz takım kuracağız. Takım maçları yapacağız. Evet, şu arkadaşı da halledelim mi? Bize başımızı ağrıtmasın. Evet, şu an aradığımız için Molotov bulamıyoruz ya. Molotov. Her yerde Molotov. Yok değil mi? Bu arada tabi adamları da temizleyelim yani, değil mi? Silah lazım mı? Ben de ben alayım. Lazım olur belki. İki tane silah var. MK-12 AKM var istiyorsan. Şu loot da var ya. Yerde benim vurduğum adam da var bayağı. Mühimmat haberin olsun. Şu anda arayışımız Molotov arkadaşlar, size bunu göstermek için. Ama tabii bu arada da oyunun zirvesini de bırakmayacağız yani, oyunu da şampiyon olarak tamamlayacak yani. Yani onu gösterecek diye oyunu da kaybetmemeye gayret gösteriyoruz. Burada da var istiyorsan silah. 416 var burada istiyorsan. Bu evin içinde 416 var, şu sağdaki evde. Silahın yoksa. Evet, Molotov aradığımız için şu anda bulunmuyor arkadaşlar. Şu an bulunmaz ki kumaşı oldu yani. Çok ilginç. Abi eklenti lazım mı? Yok ya, ben kullanamıyorum ki. Dürbün de kullanamıyorum ben. Sağlık kitin var mı? Bak burada bir sağlık kiti var. AKM var istiyorsan. Hadi gidelim. Bulamadık. Bulamadık ya. Hayret ya. Arıyoruz diye. El bombası aldık. Şu anda inşallah bir Molotov bulursak bu iş çözülecek. Tabi bu arada da ölmemeye de gayret gösteriyoruz. Şu aşağıda vardır. Aa, orası bizim geldiğimiz yer değil mi? Yok abi. Orası bizim geldiğimiz yer değil. Hani çatıları boş. Bak şurada vardır ya. Burası bayağı kalabalık gözüküyor. Şimdi ben bir de buradan şu çatıyı atlamayı deneyeceğim. Bunu da size öğretelim arkadaşlar. Ben atlayabiliyorum oraya. Evet, bu şekilde çatıdan çatıya atlayabiliyorsunuz. Sen oraya mı zıpladın? Ben buraya zıpladım. Aa, içeride adam var. Adam var abi. Evet, ikinci katta. Bu ne gitti? Biraz sıkıştı ya. Abi canı yok, gir bak sana. Kafasından vurdum onu. Kafasından vurdum. İnşallah görmüyorlardır. DP güzel değilmiş ya. Sıkmıyor. Evet, burada Molotov da var. Haberin olsun. Şu Molotov'u alayım mı ben şimdi? Aynen. Bak burada silah da var. Dur. Geldiler. Adam var. Şurada ben canımı baktım abi, geliyorum ben. Abi bir şey yapacağız dedik diye adamlar akın akın geldiler. Gerçekten çok ilginç. Aa, vurdu beni ya. Etrafımızı sarmışlar ha. Binanın içine giriyorum ben. Gel gel binanın içine. Gel abi içeri. Heh. Etrafı sarmışlar. Bir sis atalım. Aa, içeri girdi. Ben buradan kaldıracağım. Ama içeri girdi. Alt katta geliyor. Geldi. Geldi. Kaçtım ben. 2-3 kişi. 3-4 kişi birden geldiler. Arkadaş bir şey yapacağız dedik diye. Nasıl saldırıyorlar? Canımız tehlikeye giriyor.
Lan arkadaş böyle bir şey yok ya. Şuradan bir kurtulalım yaparız uygun bir yerde. Burada bak sağda geliyor. Geliyor. Yine geldi. Ben yine tepeye çıktım. Silahı duyan geldi ya. Drop mu bence abi? Çok ilginç ya. Herkes de bize saldırıyor. Ha abi araba geldi abi. Araba mı geliyor? Revar geldi. Alalım mı? Ben gördüm abi zaten. Tamam yukarı mı çıkalım? Yok abi çıkmak değil. Şöyle ya burada. Yurtlar kamyon araçla geliyor. Abi istiyorsan şurada bir çaka yapar. Yapabiliriz. Yok şunları vuralım ondan sonra ya. Şimdi kasma. Aa şuraya çıktı tepede. Tepede geliyor tepede. Aa vurdum ben onu kafasından ama beni de vurdu. Gel içeri gel içeri gel içeri gel içeri gel bir. O gelmeden bir kurtar. Onu bir kere vurdum ha. Enerjisini göremedim ama vurdum yani. Orada pusu yapmış. Sen içeride kal abi. Tam olarak nereye yapmış? Tam tepede, tam tepede ortada. Sağdaki yükselti de tepede. Buraya bir sis atıp dikkatini mi dağıtsak acaba? Bak ben şimdi... Abi, tepede dur, tepede. Ama o tarafta değil ya, öbür taraftaydı. Arkandaydı senin ya. Geçmişler oraya abi, çatıştılar abi önünde. Heee. Ben oraya bir tane bomba atıp, üç tane bomba var orada. Binanın içine girmiş olurdu da. Aa gördüm, tepenin arkasında. Vurdum ama o da beni vurdu. Ben şuradan dalayım. Ben gideyim aşağıdan dalayım. Abi onun canı yok, can basıyor şimdi. Zaten son 4 kişi, bir takım bir de biz kaldık. Şimdi bizim yapmamıza gerek kalmadı o zaman. Aa vurdu beni. Abi. Gelmişler, pusudalar, dikkat edin. Sen, aa arkanda, ağaç, tam karşında, tam karşında. Çıktığın an vuracaksın. Arkadaş bir şey yapamadık ya. Tam karşında. Birini aldım abi. Bir kişi kaldı zaten. Bombaları kullanabilirsin artık. Yapamayacağız büyük ihtimal. Başka bir tarafa sis at. Oraya dikkat çek. Şimdi o yüzden varsa sıkıntı yok. Aynen. Bundan şu. Evet arkadaşlar size ateşli adam olmayı gösterecektik. Artık videonun devamını izlemeye devam edin. Birazdan göstereceğiz. Bu oyunda fırsat vermediler. İlle de şampiyon olun dediler. Ateş adam olamadık yani. Evet son bir kişi kaldı. Beni aldı. Şimdi inan inşallah. Bu da bir isim ya.
lüks yok. Dur öyle çıkmadan bak, çıkmadan kamerayla oyna. Bakıyoruz. Şöyle kamera orada kalarak, kamerayı öyle yap, aynen, aynen. Yavaş yap. Yukarı kaldır bir. Aa bak dur 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 geri gel. Yukarı kaldır biraz. Yukarı yukarı. Biraz daha kaldır. Bak o kaya var ya. Kayanın oraya yatmış galiba. Görüyorum ben. Tam senin karşında. Şu an tam karşında. Tam karşında. Aynen. Çok uzakta ama. Çok uzakta. Geliyor. Bakayım. Yerini değiştirdi ya. Şimdi o bombayı attığın yerin tersine git ki senin oradan geldiğini anlamasın. Şu an o bence yattı ya. Yatıyor şu an o. Baksana abi yatıyor. Yani o bir yerde yatıyor şu an. Pusuya yattı ya şu an. Ay çok heyecanlandım şu anda. Bomban var mı? Olmamış. Sol tarafa bak, sağ tarafa bak yavaşça. Arabanın orada falan saklanıyor olabilir mi? Nerede lan bu lavuk? Ay pardon, nerede lan bu adam? Bence şunun arkasında yani. Alan da kalmadı yani. Evin içine girmiş olabilir mi? Evler ama şeyde ya, alanda. Tam karşında ağacın orada bak. İlk yerinde. Tam ağaç, tam karşında ağacın yanında. Hemen yat oraya, yat oraya tam karşında. Oraya çıkıp yat ama orada vurur seni. O ağacın yanında bak. Şu an senin tam sağında hafif. Hafif sağında aynen. Tam iki ağacın arasındaydı ama şu an yeri değişmiş olabilir. Bir tane bomba at sağdan çık. O geliyordur belki şu an. Bir sağdan bak bakalım gözüküyor mu? Tamam orayı sisle öbür taraftan git. O sansızlıkla oradan geleceksin. Öbür taraftan git şimdi. O sansızlıkla oradan sisten geleceksin. Çünkü yerini biliyoruz. Dur sağa dön sağda. Sağda. Ağacın orada bak. Bakıyorum şu an. Evet tam karşında. Tam karşında ağaçla kayanın arasında. Ağaçla kayanın arasında. Ağaçla kayanın arasında. Hadi be. Öyle. Ağaçla kayanın arasında ya. Tek atla ama bana. Hadi açıyorum şimdi. Evet arkadaşlar az önceki oyunda ne yazık ki size ateşli adam olmayı öğretemedik. Çünkü yoğun bir şekilde saldırıya uğradık. Finale kaldık. Son 2'de ne yazık ki bizi son 1'de beni hakladılar. İnan kardeşim sonuna kadar mücadele etti. Fakat oyunu ikincilikte tamamladı. Ben de üçüncü oldum. Ama ve lakin ve feket inşallah bu sefer eğer öyle bir saldırıya maruz kalmazsak arkadaşlar size ateşli adam olmayı öğreteceğiz. Bu bir hile değil arkadaşlar. Bu oyunun bir özelliği ama bunu herkes bilmiyor. İnşallah siz de bu videodan sonra o az bilen insanların arasına katılmış olacaksınız. Ben buldum bir tane. Buna molotof da buldum abi. Tamam yetiyor mu bir tane? Abi ilk önce ben yapayım. Bir tane bomba bulalım. Bir tane bomba bulalım abi. Buldum ben bomba. Sen bomba. Evet. Evin içine gel istiyorsan. Tamam abi. Ne yapayım? Ver şimdi. Dur. İlk önce ben göstereyim. Evet. Molotof eline alıyorsun. Evet. Sonra hani bomba seçenek yeri var ya, tamam. Orası açık kalıyor. Tamam. Sonra direkt bombayı seçip çekiyorsun. Ha olmadı. Ha bombayı seçip atıyormuş. Sonra abi yukarı aşağı yapıyorsun. Tamam. Böyle tutup yukarı aşağı yapıyorsun. Zaten o bug'a giriyor. Biraz yap. Yukarı aşağıyı nasıl yapıyorsun? Atıyormuş gibi yapıyorsun. Üst alt diye bir seçenek var. Oradan yapıyorum. Mobilde daha kolay olur. He tamam. Sonra çekiyorum.
Allah'ım yarabbim ya. Dön bakayım, ateş et. Aynen, bomba oldu abi. Şimdi ne oluyor? Evet, ateşli ol. Şimdi ben ne yapacağım? Molotof'u mu alacağım? Abi ben sana atayım bir dakika, işim var. Bilgisayar dostumu kapatayım geleyim. Tamam, molotof'u ver bana. Evet, molotof'u elimize alıyoruz arkadaşlar. Şimdi öğrendiğimiz kadar. Molotof'u atıyormuş gibi mi yapacağım? Abi şimdi hani o bomba seçildiği yer var ya. Evet. Orayı açık kalsın. Açık. Bu bombayı direkt seç, hemen şey atma tuşuna bas, sonra yukarı aşağı yap. He, anında. Aynen. Bir dakika, monotofu çekeyim, o bir dostum da göstereyim istek. Monotofu alıyorum. Atıyormuş gibi yapayım mı monotofu? He, atıyormuş gibi yapıyorum. Yok abi. He? Koy yerine monotofu şimdi, iptal et. Nasıl edeceğim? Mouse'u çıkart, iptal tuşuna bas abi. İşte bunu şimdi bıraktığım anda fırlatacak ama. Şimdi hemen şeyi mi seçeceğim? Şöyle fırlatayım. Kesin fırlatacak ya. Nasıl olacak şimdi? Bir dakika, yine basayım tekrar. Bir. Bunu atarsa şansımız gidiyor değil mi? Oluruz ya, sıkıntı yok. He, F geldi. İptal ediyor, iptal. İptal ettim. Şimdi bombayı nasıl... Bomba seçeneğine abi. Bomba seçeneğini açtım. Direkt bombayı seç, atma tuşuna bas. He, bomba seçeneğini seçeyim, atma tuşuna bas. Ama molotof elindeyken yapman lazım bunu. Anladım. Yani 4'e basıyorum. Dur. Atma seçeneği. Tamam, yaptım. Ne yapayım şimdi? Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Evet, yukarı aşağı yapıyorum. Yaptım. Şimdi atayım mı? Birisi mi geldi? Sen mi vurdun? Ha, oldu. Çık oradan, bombayı attım oraya. Evin içine. Evet, şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere ben de artık arkadan ateş çıkartıyorum. Evet, ikimiz de artık ateşli takım olduğumuza göre gidip şimdi rakip takımları harcayabiliriz. Şimdi arabaya bindiğimizde siz bu ateş olayını daha rahat göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle tepeden göstereyim. Görüyorsunuz. Ateş çıkartıyorum. Böyle tabii böyle gidince arkadan ateş çıkartmak pek hoş bir görüntü olmuyor ama olsun. Şu an ikimiz de ateşli olduk. Evet, bu şekilde böyle dikkat çekebilirsiniz. Aynı zamanda rakibi de şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Nerede? Ben buraya geldim. Şurada bir adam harcamış. Adam var aşağıda, geliyor. Sen mi harcadın? Nereden geliyor? Bana mı geliyor? Gördüm. Sabahtan beri ben bunu tuttum. Ya kardeşim, sen bana söylesene, ben ateşli adamım ya. Hemen öldüreyim. Evet, şu anda iki tane ateşli adam olarak zirveye doğru gideceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz? Silah atayım abi, istiyor musun? Mermi falan. Ben var. Aa, benim bu şey Scarlet mermisi var mı? Scarlet mermisi varsa ver. Attım abi sana. Ha, geldi. Direkt aldı zaten. Şimdi artık ateşte. Az önce bana bir yerden ateş geldi de. Aha. Abi. Bak karşımızda. Ne tarafında? Karşımızda derken benim karşımda değil. Tamam abi, vefat etti. Geçmiş olsun diyorsun yani. Evet, görüyorsunuz bayağı etkileyici bir görüntü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma gitti yani. Ben bunu oyunda böyle gelirse yaparım yani.
şampiyonluk için oyuna geçiyoruz. Artık ateşliyiz. Bir de bunun için size araba alabilirsek araç alacağız. Araçta göstereceğiz. Araçta çok güzel gözüküyor. Araçta müthiş gözüküyor yani. Ben bir araç bulayım da. Bir araç bulalım. Bir de arabada gösterelim. Arabada nasıl gözüküyor bir görün. Ondan sonra diyeceksiniz ki ya biz bunu ilk öğrenmiştik. Abi şurada araba var. Gördüm. Sen sağdan git, ben soldan gideyim de ne olur ne olmaz. Durduk yerde şimdi harcamasınlar bizi. Birisi işaretlemiş orayı, sen mi işaretledin? Ben işaretledim. Biri girmiş buralara. Girmiş gitmiş mi acaba? Daha da adamlar yani. Gel abi. Aldın mı arabayı? Şimdi arkadaşlar size arabada göstereceğiz sana sonra. Arabada çok daha güzel bir görüntü oluyor. Evet, sen sağdasın değil mi? Evet, şimdi bakın arkadaşlar arabada nasıl gözükecek. Böyle bir görüntü oluyor. Ben ölüyorum. Gerçekten çok güzel. Vefat ettim abi. Neden? Şu ağacın kayanın arkasına geçti abi. Orada birisi var. Bunlar nereden gördü ya bizi? Nereden buldular? Abi oraya değil, öbür tarafa geç. Öbür tarafa geç abi. Evet. Olsun. Yapacağımızı yaptık. Size göstereceğimizi gösterdik. Dikkatimiz dağıldı. Pusuya yatmışlar. Evet. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Lütfen aşağıdan takip etmeyi ve bu tarz videoların devamı için destek vermeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkürler İnan. Görüşmek üzere. Rica ederim abi. Evet arkadaşlar, bugün Volkan abiyle Mutlu Çocuklar kanalımızda, yani Volkan Yürük fan sayfamızda sizlerle beraber olduk. PUBG'de ateşli adam olmayı sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Hem finale kaldık hem ateşli adam olduk. Sizler de bu özelliği kullanarak arkadaşınıza hava atabilirsiniz. Oyunda farklı olabilirsiniz. Farklılık yaratabilirsiniz. Ama bir dezavantajı var. Düşmanı sizi görme ihtimali de yüksek oluyor. Çünkü dikkat çektiğiniz için, üzerinizden ateş çıktığı için dikkat çekiyor. Haberiniz olsun. Lütfen hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan abone olma butonuna basın. Bize destek olun. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar siz sizlerden rica ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bir başka böylesine güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.